39. bölüm namazda oturup pozisyonda duran Kadı Yunus'un fotoğrafı üzerinde Yunus Emre aşkın yolculuğu yazdı. Kasım huzur odasına girip el göğüste selam verdi. Destur Şeyh'im. Aynı şekilde selamladı Şeyh. Gel hele Kasım'ım gel. Kasım Şeyh'in sol yanında oturan Yunus'a bakarak karşısına oturdu. Tevafuk oldu Yunus Efendi. İyi oldu sizin de olmanız. Dergâhın duvarını örerken Kasım'ım, hiç duvar örecek taş yoktu burada. Taşında kıtlığı mı olur? Olur imiş. Gerçekledik. Ne yaparsın? Kel kötü perde misali bir duvar olmadan da olmaz elbet. Sürdük katırları Akdağ'a, aldık çekiçleri omzumuza, Akdağ'dan kırdık, yükledik katırlara. Diyeceğim, bizim dergâhın duvarlarının inceliği ondan. Dervişan hücrede hu çekse, hayı burada yankılanır. Kasım bakışlarını indirdi. Yunus gergin. De hele Kasım'ım, nedir bize diyeceğin? Ne diyeyim Şeyh'im? Ne haldaysak bilensiniz. Nereden bilelim Kasım'ım? Dergâhın duvarları incedir demişiz. Ama kulaklarımızın az işittiğini deyivermemişiz. Estağfurullah. Ben ne hikayet ederim, ne şikayet ederim. Kabulümüzdür her ne buyurursanız. Beş vakit namaz farz değildir. Kasım afalladı bir an. Estağfurullah. Hani ne buyurursak kabulündü Kasım'ım? Kasım Yunus'a şöyle bir baktı. Bizi sınarsınız. Biliriz. Latifeyle sınarsınız. Şeyh Yunus'a döndü. Kasım'ım dervişin hasıdır Yunus Efendi. Hem içten hem dıştan. Öyle olur dervişin hası. İçten de dıştan da. Dervişin dışı şeriatla, içi hakikatle dolu olur. İmam Şafii'ye sormuşlar, hakikati nasıl buluruz? Eğri ile doğruyu, günah ile sevabı, doğru ile yanlışı, suçlu ile masumu, iyi ile kötüyü, sözün özü, hakikati nasıl buluruz? Gündüz vakti Sarı Ağa ardında bir tabur kolcuyla at sırtında dergahın kapısına geldi. Cümle kapısından çıkan Kasım şaşkın ifadesiyle gelenlere yaklaştı. Hayrolsun Sarı Ağa. Beyimiz beyzademizi alıp gelmemizi buyurmuştur. Bey dayımıza iletmemiş misiniz? Şahin gelmek istemem der. İletmişiz Kasım Efendi. Ama emir buyurmuştur. Varın, alın, gelin deyi. Yunus ile Adem kucaklarındaki odunları telaşla kenara koydu. İsmail ile kapıya yaklaştılar. İyi de Sarı Ağa nasıl olacak? Adam gelmem der. Sarı Ağa atından inip Kasım'ın karşısına dikildi. Hele bir de biz konuşalım Kasım Efendi. İsmail çarşıda. Etraftaki kalabalığın şaşkın bakışları arasında deli gibi koşarken zaman çok yavaş akıyor. Dergahın avlusu. Sarı Ağa ellerini arkasında bağlamış halde dolanıp duruyor. Yunus ile Kasım yan yana durmuş bekliyorlar. Hele konuşuverse mi Şahin ile gerekirse? Şeyhimiz bir gelsin hele. Beklemekle ihtiyar olmazlar. Kafamıza göre din icat eden de kimseden icazet almayız. Ufak işler için izin isteriz. Sarı Ağa ikiliye döndü. Vakit öldürürüz Yunus Efendi. Ama bu emri uygulamadan gider değiliz beyimizin huzuruna. Yunus Kasım ile göz göze geldi. Kasım geride duran Adem'e şöyle bir baktı. Demirci Bayram'ın dükkanı. Bize müsaade canlar. Ayaklandı. Dedem! Dedem! Şeyh dedem! Yanlarına geldi İsmail. Hayrolsun İsmail'im kurbanım. Nedir bu halin? Kolcular dergaha basmıştır dedem. Ahilerle şeyhin beraberindeki dervişler şaşkın halde birbirlerine bakıyor. Ne dersin bre sen? Ne zaman? Kim dedi İsmail? Hele bir müsaade edin canlar. De hele söyle İsmail'in kurbanı. Kolcubaşı ile kolcuları dergaha basmıştır dedem. Yunus Emre karşı durur. Yetti artık. Bu ne zulümdür? Daha de ne ağlar. Hep birlikte gidelim o zaman. Gidelim şeyhim. Gidelim şeyhim. Hadi gidelim. Destur! Hepsi başın öneydi. Şeyh öfke dolu bakışlarıyla öylece duruyor. Şahin avluya çıktı. Biz size cevabımızı vermedik mi Sarı Ağa? Ne hakla basarsınız başkasının hanesini? Davranın buraya! Getirin beyimizi! Sarı Ağa! Böyle olmaz. Bu usulle olmaz. Çekin kolcuları geri. Bura hırgür meydanı değildir. Bu kapıda kimse iradesinin tersine muamele görmemiştir. Yetişkin kişi hür fikirle kendi kararın kendi kılar. Bunun aksine iddia, dahi davranmak örfe de şeriata da aykırıdır. Bizim şeriatimiz beyimizin emridir Yunus Efendi. Bilirsiniz elbet. Beyimizi bize teslim edin. Kendi cevabını kendinden işittiniz. Şahin Bey nesne midir ki? Nasıl teslim edelim istemez ise? Yunus geride duran Şahin'e döndü. Şahin Bey, varın hücrenize buyurun. Şahin dönüp gitti. Yunus gergin halde öylece durmuş etrafa bakınan Sarı Ağa'ya döndü. Şahin odasından dinliyor. Tam zamanında yetiştiniz şimdi. Gölgeliklerin altında kalan kolcular avluya giren şeyh ile beraberindeki kalabalığı süzüyor. Şeyh asasını yere vurup susturdu. Hoş gelmişsiniz ağalar. Hoş görmüşüz Şeyh Efendi. Hayır olsun. Böyle cenge mi gidersiniz? Beyimiz Şahin Bey'i alıp varmamızı buyurmuştur. Şahin Bey ne buyurur ya bu işe? Şahin odasında gergin bir bekleyişte. Şahin Bey dönmek istemezim demiştir şeyhim. Beyimiz Şahin Bey'in iradesini sormamıştır Şeyh Efendi. Alın gelin demiştir. Biz isteriz ki sulh ile hal yoluna koyalım bu meseleyi. Ne istersiniz o vakit bizden Sarı Ağa? Müsaade edin, Şahin Bey'i teslim alalım. Ya da siz teslim edin. Ahiler birbirlerine bakıyorlar. Sarı Ağa ve kolcular elleri kılıçlarında bekliyorlar. Kendi teslim olmayanı biz nasıl teslim edelim ağam? Eşkıya mıyız ki? Ya da kolcu? Sarı Ağa bozuldu. Harem. Babama çıkışırlar. Sahide'nin haberi yok mudur ki? Kocasının kolcuları hücum ederler babama. Ben bakarım ne olur. Dur. Nasıl durayım ana, babam orada. Duramazsın elbet ama namahremdir yavrum. Yunus efendiler alakadar olurlar. Bacım Sultan yerinde duramıyor. Bekle de gör Sarı. Aldı. Ne oluyor? Kimsiniz bre? Şeyh ahilere döndü. Hele içeri buyurun canlar. Mesut Ağa Bayram ile diğerlerine başıyla gidelim işareti yaptı. yolcular ağır hareketlerle geri çekilerek yolu açtılar. Güngör ile Bayram önden gitti. Diğerleri de kolculara kötü kötü bakarak birer birer geçip gidiyorlar. Yunus, Kasım ve Mesut şeyhin arkasında. Adem ile Ali Targu da diğerlerine katıldı. Mesut Ağa ellerini İsmail'in omuzlarına koymuş, korur gibi tutuyor. Sarı Ağa yeşil gözlerini şeyhe dikti. Atıma binerim. Ben atımdan inmeden Beyzademiz bize verile. Film bakarısı şeklinin içinde T harfinin altında Tektaş Film yazılı logo. Jenerik akarken içi oyuk bir taşın içinde yanan ateş, üstünde kızdırılan kesici bir alet, dergâhta halka oluşturulmuş zikir çeken dervişler. Kadı Yunus, Yusuf, Gökhan, Atalay, Şeyh Taptuk Emre, Payidar Tüfekçi, Molla Kasım, Baran Akbulut, Mesut Ağa, Mehmet Çepiç, Zahide Ceyda Kasabalı, Hanım Ana Asuman Çakır, Bacım Sultan Pelin Orhuner, Saruhan Mehmet Önder, Sarı Ağa Murat Aydın, Ali Taygu, Mehmet Ali Tuncer, Demirci Bayram Sedat Erdiç, Meçhusup Fehmi Gökdeniz, Dülger Şahin Ahmet Talay, İsmail Arda Kalaycı, Aygül Gökçe Saatçi, Candaroğlu Argun Bey Mehmet Ali Kaptanlar. Müzik Albay Gültekin Zeynep Alasya, Sanat Yönetmeni Doğan Özcan, TRT1 Proje Sorumlusu Halis Cahit Kurtlu, Senaryo Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Genel Koordinatör Hüseyin Nurettin Dal, Yapımcı Mehmet Bozdağ, Yapım Tektaş Film, Proje Tasarım Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Yönetmen Emre Konuk. Namazda oturup pozisyonda duran Kadı Yunus'un fotoğrafı üstünde Yunus Emre aşkın yolculuğu yazdı. Atıma binerim. Ben atımdan inmeden Beyzademiz bize verile. Şahin pencere önünde öylece durmuş, gergin halde derin derin nefes alıyor. Sarı Ağa şeyhe yaklaştı. Kafasını sinirle sallayarak süzüyor. Ardında kolcularla hareketlenerek cümle kapısına yöneldi. Şeyh asasını yere dayamış, düşünceli bakışlarıyla öylece duruyor. Mesut Ağa ve İsmail önlerinden geçen kolculara kötü kötü bakıyorlar. Şeyh ile dervişler kapıdan çıkan kolcuları izlemeye devam ediyorlar. Sarı Ağa ve adamları kapıdaki atlara binmiş bekliyorlar. Şeyh ardında Mesut Ağa ile cümle kapısında belirdi. Sarı Ağa sert bakışlarını o tarafa odaklamış bekliyor. Yunus, Kasım ve İsmail de şeyhin yanında. İsmail dişlerini sıkarak dik dik bakıyor adamlara. Akacak kanı keramette bir durduracaksınız Şeyh Efendi. Dehşet yaptırmayın bize. Varın boş laf yerine Şahin Bey'i getirin buraya. Şeyh bakışlarını Sarı Ağa'ya odaklamış. Sakin ifadesiyle öylece duruyordu, bir anda gerildi. Sarı Ağa'nın kendinden emin tehditkar ifadesi silindi. Gözlerini kısarak anlamaya çalışır gibi süzüyor şeyhi. Şeyh acıyan gözlerle bakıyor ona. Sarı Ağa bir anda huzursuzlanan atını sakinleştirmeye çalışıyor. Dur! Kırat ön ayaklarını kaldırıp duruyor. Mesut Ağa ile Kasım göz göze geldi. Sarı Ağa şaha kalkan atının yılanını sıkı sıkı tutuyor. Şaşkın şaşkın izliyor herkes. İsmail korku dolu gözlerle Yunus'a baktı. Dur oğlum! Dur oğlum! Dur! 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 Dur oğlum dur! Zapt edilemeyen at ağaçlı yola doğru koşmaya başladı. Kolcular da peşlerinden gittiler. Şeyh ve dervişler arkalarından baka kaldılar. Şeyh kasvetli ifadesiyle dönüp bakışlarını boşluğa odakladı. Sarı Ağa ağaçsız yüksek bir yerde 4 nala ilerliyor. Boynunu okşayarak sakinleştirmeye çalışıyor atını ama nafile. Yamacın ortasında bir yerde durdu. Dur. Atın bir anda şaha kalkmasıyla Sarı Ağa dengesini kaybederek düştü. At sol ayağı üzengiye takılan Sarı Ağa'yı sürüklemeye başladı. Kuş bakışı yamaçta 4 nala koşan at ve peşinden sürüklenen Sarı Ağa. Kolcular Sarı Ağa'nın geçtiği tepeye vardılar. Birbirlerine uzak mesafelerde 4 nala ilerliyorlar. Başlarındaki siyah sakallı kolcu durdu. Sen benimle geliyorsun. Siz de aşağıya. Ya! 4 bir yana dağıldılar. Yemişil tepelerde rüzgar gibi ilerlemeye devam ediyorlar. Sarı Ağa'nın sol ayağı atın üzengisinde, öbür ayağı ve gövdesi savrularak yere çarpıp duruyor. Yamacın arkasına yönelen at, Sarı Ağa'yı altına alıp çiğneyerek koşmaya devam etti. Kolcular 4 nala ilerliyorlar. Hiç ağaç bulunmayan, hafif meyilli yeşil tepeleri ardı ardına aşıyorlar. Candaroğlu konağının kapısı. Ellerinde mızraklarla yüksek duvarlı avlu kapısında bekleyen 2 kolcu karşıdan gelene odaklandı. Atı Sarı Ağa'yı sürükleyerek kapıya kadar getirmiş. Gözleri dehşetle açılan muhafız yanındakinin işaretiyle geride duran ata koştu. Atı yularından tutup kapıya yöneltti. Biraz ileride durdular. Koşarak gelen diğer muhafız Sarı Ağa'nın yüzüne kapanmış çamurlu cübbenin eteğini çekti. Sarı Ağa'nın kana boyanmış yara bere içindeki yüzü sansürlenmiş. Muhafızlar tanınmaz haldeki cesede şok olmuş halde bakıyorlar. Biri ayaklarından, diğeri gövdesinden tutup kaldırmış avluya getiriyorlar. Konağın girişindeki kolcular taş yoldan o tarafa gelen muhafızların yanına koştular. Getirip yere yatırdılar Sarı Ağa'yı. Başındaki kolcular ve geride duran seyis buz kesmiş halde baka kaldı. Avluya çıkmasıyla gözleri şaşkınlıkla kocaman açıldı. Baş muhafızın kucağında yerde yatan Sarı Ağa'ya bakıyor. Sarı. Kapıdan çıkan genç bir kadın hizmetli elindeki su dolu gümüş sürahiyi düşürdü. Candaroğlu ile kolculardan biri bir an dönüp kadına baktılar. Candaroğlu yüzünü acıyla büzmüş, ağlamamak için direniyor. Gözlerini sıkıca yumarak başını göğe kaldırdı. Gündüz vakti ağaçlı yoldan dergah. Şahin huzur odasına girdi. Ağır adımlarla gelip halka postun bir ucunda durdu. Müsaade var mıdır Şeyh Efendi? Bir o vardır Şahin Bey. Gel buyur öyle. Şeyh sağ yanındaki postu gösterdi. Şahin ağır ağır gelip dizüstü oturdu. Bağışlayın Şeyh Efendi. Benim yüzümdendir çektiğiniz fenalıklar. Sen canını sıkmayasın Şahin Bey. Bana sahip çıkmayaydınız, böyle olmaz idi. Ne olmuşsa hayır olmuş. Olan da ondan, biten de. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa. Kahrı da hoş, lütfu da hoş. Avlu. Geçti bile. Elden ne gelir ki? Elden ne gelir ne demek ağalar? Candaroğlu bundan böyle bizim beyimiz değildir. Geber haklı. Ustam doğru der. Geber inşallah. Ağalar, hele bir sakin olalım. Dua edelim de kolasına bir şey olmaya. Ola şeyhim ola, geberezalım. Boynu altında kala. İnşallah geber. Boynu altında kala. Gebere inşallah. Ağalar. Yunus avluya geldi. Keskin sirke küpüne zarar. Yunus el göğüste selam verip yanlarından geçti. Az ileride Kasım önüne çıktı. Sıkıntılı halde karşılıklı durdular. Sonu nasıl gelir hesap kitap etmeden davranır isek, böyle olur işte Pirdaş. Hayır olsun inşallah Pirdaş. O vakit her hatamızdan sonra hayır olsun, hayır olsun diyelim. Mesuliyeti vuralım kaderin sırtına. Yallah. Öyle mi? Bize değil. Şeyhime ettiği edepsizliği görmez misin Kasım Efendi? Edepsizlik edilen bizim de şeyhimizdir Pirdaş. Ta en başında Sarı ile Şahin'i konuşturmamıza müsaade edeydin, işler bu raddeye gelmez idi. Doğru dersin. Hata bizim, günah bizim. Şu kibrini artık tevazunun ardına saklama Pirdaş. Madem hata senin, günah senin, yok mu ola bunun bir cezası, bir ceremesi? Madem ki inandıramayız, yazın günahımızı, çekelim cezamızı Kasım Efendi. Pirdaş unutursun herhalde. Biz burada hancıyız. Biz yolcuyuz Kasım Efendi. Yunus elini kalbine koyup hareketlenerek gitti. Kasım da bir süre öylece durup ahilere yöneldi. Candaroğlu oturmuş, acılı ifadesiyle düşünüyor. Geçmiş Sarı Ağa'nın mora çalan kanlı yüzü geldi gözünün önüne. Şimdi makamında oturan Candaroğlu önündeki siniden bakır tası alıp yudumladı. Tası bıraktı. Olmaz öyle şey. Hiçbir sebep yokken at çahlana gider mi öyle? Elinden su içeri dağımın beyim. İnsandan ürker bir hayvan da değil idi. Anlayamadık beyim. Durmuş. Yeni kolası vazifeye başlayana deyin. Sarı Ağa'nın makamına bundan sonra sen vekalet edesin. Emriniz başım üzerine beyim. Mahcup eder isek kanım size helaldir. Evvela Sarı Ağa'nın cenazesini yataklayalım hele. Sonra çok işimiz vardır, çok. Hayvan delirmiş gibiydi beyim. 8 kolcu 4 nala yetişip tutamadık. Hiç sebepsiz şahlandı. Boşandı kasırga gibi. Bir sebep vardır da sizin bilip anlayacağınız gibi aşikar bir sebep değil. Kolcular göz göze geldi. Candaroğlu eliyle çekilin şartı yaptı. Kolcular el göğüste geri çekilip gittiler. Candaroğlu him bakışlarıyla düşüncelere daldı. gece. Gökyüzünde dolunay parlıyor. Uzaktan Nallıhan Obası. Ağaçlı yoldan dergah. Ne hakları vardır sana hücum ederler baba? Kim verir bu yetkiyi onlara? Kol ağasına yetki mi gerek kızım? Onun ağası da beydir. Yetkiyi alan onlar, veren onlar. Zulümleri bata inşallah. Beddua etme hatun. Adam evladının peşine düşecek elbet. Adam olaydı de evladını kaçırmayaydı baba. Ne hakla, ne cüretle. Şeyh gülerek hanım ağaya döndü. Hatun, kız doğurdun, zor tutarız. Ya oğlan doğuraydın, bunu ne yapar idik biz? Deme öyle efendi, doğrudur elbet. Reva mıdır bu? Bilmediği kapı mıdır beyin? Geri alıp götüreydim madem. Şeyh ayaklanacak oldu. Sen dur hele baba, sen dur. Bacım Sultan babasının dizini sıvazlayıp kalktı. Yunus haremin koridora açılan kapısında. Akşamınız hayrola. Şeyhime bakmış idim. Bacım Sultan tavırlı. Ya babama bir şey olsaydı? Onca ersiniz. Niçin müsaade ettiniz babamı incitmelerine Yunus Efendi? Dolu dolu gözlerle kapıyı açtı bacım Sultan. Yunus mahcup. Sağ elini kapının kasasına dayayıp çarıklarını çıkardı. Kapıyı tutan bacım Sultan'a bakmadan içeri girdi. Yunus önde, bacım Sultan geride paravanlı kapıdan oturma odasına girdiler. Akşamınız hayır olsun. Akıbetimiz hayır olsun Yunus'um. Hele bir müsaade ediverin de Yunus'umla iki kelam ediverelim hanımlar. Hanım ana 5 karış suratla kalkıp odadan çıktı. Kapıda duran bacım Sultan da istemeye istemeye peşinden gitti. Otur Yunus'um, gel otur. Örtülü sofranın başında oturan şeyhin sağ yanına geçti Yunus. Endişe kedere işarettir. Etme Yunus'um. Allah var, gam yok. Yunus başıyla onayladı. Candaroğlu, Allah'tan korkmaz, kuldan arlanmaz bir adamdır. Şahsımıza dair değil endişemiz. Ama dergaha bir zarar vermesinden kederlenirim. Hele sabah ola. Kim ola, kim öle. Ne gelir ise kaderden gelir Yunus'um. Endişe kederden, keder kaderden. Moğol Sivas'a girende Ahi Ocağı yönetimi ele almadı mı şeyim? Kır şehrinde pirimiz Ahi Evran halkın önüne düşüp şehit olmadı mı? Pusatlanırsak beye ihtiyacımız kalmaz. Malımızı da canımızı da kendimiz koruruz. Bu işin yeri burası değil ağalar. Baş alıp baş vermekten dem vurursunuz. Bu işin ne yeri bura ne de üslubu bu. Ahiler başlarını öne eğdiler. Pirdaşlar, bey akrabamızdır deyi zulüm ile de akraba değiliz elbet. Çok şükür alimi de zalimi de tanıdık bildik şu kapıdan içre. Ama sebepleri doğru koymaz isek ortaya, neticelerde şaşarız elbet. Hiç sanmayız ki bey kolcularının bu usulünden haberdar ola, dahi onay vere. Meseleyi sulh içinde hal yoluna koyamadı isek, kabahatin bir kısmı da bizde olsa gerek. Sofradakiler birbirlerine baktılar. Şeyhimize ettiğini siz gördünüz Kasım Efendi. Daha ne kabahat ararız ki kendimizde? Bayram ağa, siz gelmezden evvel keşke Yunus Efendi Sarı Ağa'nın Şahin ile konuşup onu ikna etmesine müsaade edeydi. Zalim zulmünü edecek elbet. Ama münasip bir lisan kullanılaydı. Neyse ne olan oldu. Tutup da kabahatin cümlesin pirdaşımıza yükleyecek değiliz elbet. Kasım dönüp kapıya baktı. Şeyhin mutfağa girmesiyle ayağa kalktılar. Estağfurullah. Şeyh sofraya yönelirken peşinden gelen Yunus geride durdu. Ne demeye beklersiniz canlar? Müsaadenizle ben bir İsmail'e bakınıp geleyim şeyhim. Şeyh sofralara şöyle bir baktı. Ha. Hele Bulgar, İsmail efendisiz olmaz Yunus'um. Yunus el gözde selam verip gitti. Ortadaki sofrada oturan Kasım hiç bakmadı yüzüne. Şeyh aralarına oturdu. Hele buyurun canlar. Bir kaşık alıp ortadaki tasa daldırdı. Kasım da düşünceli ifadesiyle yemeğe koyuldu. Yunus yarı aydınlık tenha avluda etrafına bakınarak ilerliyor. Ağır adımlarla gölgeliklerin altından geçip sağ taraftaki hücresine yöneldi. İsmail. Kapıdan içeri bakıyor. Döşek hiç bozulmamış, ocak yanıyor. İsmail yok. Yunus kapıyı çekip çıktı. İsmail elinde ok çantasıyla ağaçlı yola doğru ilerliyordu. O esnada Yunus kapıdan çıktı. İsmail 5 karış suratla durup döndü. Yunus şaşkın bakışlarıyla yanına geldi. Nereye gidersin böyle pusatlanmış? Kimsecikler bir şey yapmaz diye sanmasınlar Şeyh dedem tektir. Değildir elbet. Kimsecikler tek değildir. Allah var, gam yok. Öyle ama madem zalim Candaroğlu'na karşı gelecek er yok, biz neceyiz burada? Bir yumrukta kırıkçı Hacele'nin oğlunun burnunu kırmadın mı? Öyledir elbet. Senin bileğin bükülür mü hiç? Ama ne der Şeyh dedem? Bilmez misin? Ne dermiş Şeyh dedem? Bizim işimiz kavga ile değil der. Der ama zalim ile de mi? Mazlumla kavga mı olur ki zaten? Zalim ile de elbet. Şimdi Şeyh dedenin dediğini tutmamak olur mu hiç? Olmaz elbet. Ben de izin alırım o vakit. Candaroğlu'nu bu okla devirmezsem bana da İsmail demeyeler o vakit. O vakit işte değişir işler. Sen nereden buldun bu sadaklı okları? Sarı anamındır. Ağırda asılıydı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmene r-rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nferku beyne ahadim min rusulih. Ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. La yukellifullâhu nefsen illâ vus'ahâ. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Cemaat ellerini kaldırdı. Sadakallahu'l-azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Saflar halinde oturan dervişler dua edip ellerini yüzlerine sürdüler. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ali Taygu kol altlarına soktu, ellerini duaya açtı. Ön safta kırmızı postun önünde oturan şeyh ve dervişler de dua ediyorlar. Duayı bitirip ellerini yüzlerine sürdüler. Cemaate dönük oturan Ali Taygu mihraba yöneldi. Ya Allah! Secdeye kapanıp kısa bir süre öylece kaldılar. Ardından hep birlikte ayağa kalktılar. Şeyh mihraba yönelirken dervişler ellerini çapraz bağlayıp kol altlarına soktular. Güngör kırmızı postu öpüp kaldırdı ve mihrabın önüne serdi. Şeyh gelip hırkasının eteklerini açarak oturdu. Onun ardından ayakta bekleyen dervişler de yerlerine oturdular. Kadınlar kısmında Hanım Ana ve Bacım Sultan ile birkaç kadın daha var. Mevlana Celaleddin Hazret'in meşhur hikayesidir. İşitmişliğimiz vardır. Hazret hikaye eder ki Hintliler karanlık bir ahıra bir fil getirip halka göstermek istediler. Hayvanı görmek için o kapkaranlık yere bir haylice kişi birlendi. Fakat ahır o kadar karanlık idi ki gözle görmenin imkanı yok idi. O gözü görmeyecek kadar karanlık yerde file ellerini sürmeye başladılar. Birisinin eline kulağa geçti. Fil bir olağa benzer dedi. Başka birisi elini ayağına değdirmiş idi. Dedi ki fil bir direğe benzer. Bir başkası da sırtını ellemiş idi. Fil bir taht gibidir dedi. Herkes neresini elledi, nasıl sandıysa fili ona göre anlatmaya koyuldu. Onların sözleri karanlık yüzünden birbirlerine aykırı oldu. Birisi dal dedi, öbürü elif. Herkesin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki ayrılık kalmaz idi. Tufan kopanda Nuh oğluna gel babanın gemisine bin. Tufana gark olma dedi. O hayır ben yüzme öğrendim. Senin mumundan başka bir mum yaktım deyip cevap verdi. Oysa ki tutup sarıldığı, direk sandığı şey filin ayağıydı. Babası Nuh'a iman etmeyen Kenan tufanın dalgaları arasında boğuldu gitti. Nuh buna o kadar üzüldü ki Kadir Çalabım seslendi. İstersen oğlun Kenan ile birlikte tufanda yok olanların cümlesini tekrar dirilteyim, yeryüzüne getireyim. Senin hatırını bir Kenan için kırmam ben. Fakat seni ahvalden haberdar etmekteyim dedi. İşte mevzunun şah damarı. Meselenin özü. Ahvalden haberdar olmak. Bilmiş ol. Oğlun dahi sana inanmaz. Oğlun dahi hakikati reddeyler. Hep deriz ha. Onlar yalana inandırır, biz hakikate inandıramayız. Ahval bu. Tufan var. Nuh gemiyi yapmış. Tufan belli. Gemi hakikat. Binen kurtulur. Ey o vakit ihtiyar, açık konuş sözü. Ne demek istersin bize? Ne salık verirsin? Uygun tavır ne ola o vakit? İt paçamızı ısırır deyi, biz de iti mi ısıralım? Ahiler mahcup halde başlarına eğdiler. O itin yolu. Ya bizim yolumuz ne o vakit? Bizim yolumuz dervişlik yolu. Bu yolda dövülmek de var, sövülmek de. Manası ne ola ki bu dervişin zaten? Ne demek derviş? Sözlükte eşik demektir. Kapı eşiği bildiğin. Neden eşiğe basmayı sanırsınız canlar? Basan bassın, biz basmayız. Madem ki dervişlik yolu yolumuz, derviş bilir dervişi, hak yoluna durmuşu. Mesut Ağa sol yanında oturan Yunus ile göz göze geldi. İşte böyle canlar. Kim bize ne eder ise etsin, kim bize ne yapar ise yapsın, biz dervişhane yapacağız. Dervişe yaraşır olanı yapacağız. Kasım başını sol yana çevirip Yunus'a şöyle bir baktı. Gündüz vakti bir yamacın başından Nallıhan dergah. Allah ya Allah ya Allah. Yunus hücresinde. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya. Sırtını duvara verip oturmuş, gözleri kapalı. Başını ağır ağır iki yana sallıyor. Ya Allah ya Allah ya Allah. Durup gözlerini açtı. Penceredeki ışığa bakarak kıstı gözlerini. İsmail döşekte yatıyor. Ocak sönmüş. Yunus örtünün altında büzüşmüş, titreyen İsmail'e baktı şöyle bir. Ardından bakışlarını ocağa yöneltti. Postan kalkıp İsmail'e yanaştı. Üstündeki ince yün şilteyi iyice çekip boynuna ve kollarını örttü. Kalkıp gitti. Kadı ardında iki atlı askerle dergahın kapısına geldi. Atını durdurup indi. Üzerinde siyah bir cübbe, başında büyük beyaz sarığı, yüzünde sıkıntılı bir ifade var. Elinde baltayla cümle kapısından çıkan Yunus bir an durup gelenlere baktı. Ardından Kadı ile birbirlerine yaklaştılar. Hoş gelmişsiniz İlyas Efendi. Sabahı şerifleriniz hayrola. İnşallah diyelim Yunus Efendi. Ama pek hayırlı değildir. Hayır olsun. Tutuklama kararı vardır Yunus Efendi. Hükmü tatbik etmek için gelmişiz. Yunus sıkıntıyla kafa salladı. Müsaade var ise hele bir şeyime haber verip hazırlanıp gelirim. Senin için değildir tutuklama kararı Yunus Efendi. Sana gelmemişiz. Şeyh Efendi için gelmişiz. Taptuk Emre içindir tutuklama kararı. Yunus şaşkın halde kala kaldı. Dışarıdan Candaroğlu konağı. Candaroğlu makamında oturuyor. Destur var mıdır beyim? Gel hele. Şahin Bey teşrif etmişlerdir beyim. Önüne gelsin. Kolcu başı önde kenara çekildi. Şahin gergin ifadesiyle kapıya geldi. Sedirde oturan Candaroğlu gözleri öfkeyle açılmış halde bekliyor. Şahin ağır adımlarla ilerleyerek büyük odanın bir ucundaki sedire yöneldi. Gelip babasının karşısına dikildi. Döndün demek. Döndüm ya. Buradayım işte. Düşmanımın vermediği zararları bana verdikten sonra dönsen ne, kalsam ne? Uzatmanın kimseye faydası yok baba. Döndüm işte. Çek Sarı ile kolcuların o dergahın üzerinden. Sarı Ağa'nın dirisini gönderdik seni almaya. Ölüsün aldık elimize. Hatalı olan o idi. Buradayım işte. Söyle kolcularına, çekilsinler o gariplerin üzerinden. Candaroğlu ayaklandı. Ardımızdan hırlayan it mi kalmadı da belimizden düşenler karşımızda durur ulan! Zulmedersin. O insanlar bizim sandığımız gibi değillermiş baba. Candaroğlu sert bir tokatla yere serdi Şahin'i. İstersen öldür. Kendi zulmün içinde boğulacaksın her yana geç. Kız ulan! Gözü dönmüş gibi tekmelemeye başladı oğlum. Kes! Kes dedim! Kes dedim ulan! Kes! 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 Koşup ocağın yanından bir odun aldı. Sağ yanı üstüne düşen Şahin'in beline indirdi. Hırsla vurmaya devam ediyor. Elleriyle başını korumaya çalışan Şahin hareketsiz kaldı. Candaroğlu odunu kenara fırlattı. Kötülemiş gibi elini göğsüne götürüp suratını büzerek hafif öne eğildi. Kolcu! Kapıdan giren kolcuların gözleri bir an dehşetle açıldı. Hızlı adımlarla gelip geride durdular. Alın, Tabip Dimitri'ye götürün bunu. Bundan geri ne yüzünü görmek isteriz, ne sesini işitmek isteriz. Varsın Karaman'a dayılarının yanına iyileşsin. Olmadı Alayiye'ye insin. Hüsamettin Bey'in yanında kapılansın. Götürün! Emredersiniz beyim. Genç kolcu baygın haldeki Şahin'i yerden kaldırıyor. Candaroğlu eli böğründe sedire çöktü. Kolcu Şahin'i arkadan kavrayıp sol kolunu omzuna attırdı, götürüyor. Yarı baygın haldeki Şahin'in dudağı patlamış, başından alnına kanlar süzülüyor. Candaroğlu eli göğsünde derin derin nefes alıyor. Oğul diye bunu vereceğine taş vereydi yüce Allah'ım. Şeyhimiz bir şey yapmamıştır İlyas Efendi. Ben durmuşumdur kolağasının karşısına. Tam aksine şeyhimiz vaziyetin daha da kötüye gitmesine mani olmuştur. Mesele o değil Yunus Efendi. İlyas Efendi, şeyhimiz teskin etmeyeydi, ahilerle kolcular arasında kan dökülecek idi. Yunus Efendi, kol ağası Sarı Ağa'nın öldüğünü de mi bilmezsiniz? O esnada şeyh kapıdan çıktı. Yunus buz kesmiş halde kadıya bakıyor. Şeyh hafif sendeleyerek ağır ağır yanlarına geldi. Hoş gelmişsiniz Kadı Efendi. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Buyurun hele. Hakkınızda tutuklama kararı vardır Şeyh Efendi. Sizi derdest etmeye gelmişiz. Şeyh Yunus ile göz göze geldi. Vazifenizdir ama hele suçumuz nedir onu deyin de bilelim bari. Büyücülük. Büyü ve sihir yapma iddiasıyla tutuklanmanıza karar kılmışız. İlyas Efendi, iddia ile hürriyet almak da nedir? Karar Kadı Efendi'nin değil, adaletin olsa gerek Yunus'um. Vesilesi olmuş. Dahi vazifesidir. Kadı tavizsiz ifadesiyle Yunus'u süzüyor. Gündüz vakti uzaktan Allah'ım. Üzmeyin hele kendinizi Valide Sultan. Er geç ortaya çıkacaktır hakikat. Her türlüsü aklıma gelirdi de efendiye büyücü iftirası atacakları aklıma gelmesiydi. Akla gelmeyen başa gelir derim atalar. Doğruymuş. Kim demiş? Kim görmüş hanım? Kim atmış ki iftirayı? Yunus efendiler hele bir çıka dışarı. Öğreniriz elbet. Mahkeme kapısındalar. Böyle bir şeye inandığına inanamam işte Kadı Efendi. Sen de bilirsin. Şeyhimizin büyüyle, sihirle ne işi ola? Velev ki bilirim ve inanırım. Neyi değiştire Yunus Efendi? Ben kadıyım, kanun değilim. Ben de buna inanamam işte. Kadı Efendi, belli ki bir iftira var. Hem de en yakışıksız cinsinden. Kadının bir görevi de hakikati iftiradan ayırmak değil mi ola ki? Söz kadının değil, şeriatındır. Dava görmeden, yargılama yapmadan nasıl ayırırız Kasım Efendi? Hiç tanımaz gibi konuşursun şeyhimizi. Bu şehir içre kadılık edersin kaç vakittir. Herkesin bildiğini sen de bilirsin. Bilirsin de nasıl iman edersin bu yalana? Candaroğlu Argun Bey dahi şikayetçidir Şeyh Efendi'nin büyü yaptığından. Yunus Kasım'a şöyle bir baktı. Büyü marifetiyle kol ağası Sarı Ağa'yı öldürdüğünden şikayetçidir. Yunus ile Kasım içten içe hayıflanıyor. Mesut Ağa ardından ahilerle hareketli bir sokakta aceleyle ilerliyor. Mahkeme kapısında bekleyenlerin yanına geldiler. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayır olsun Ali Taygu Efendi. Yunus Efendi ile Kasım Efendi içeridedirler. Kadının yanında. Bir hal yoluna koyarlar inşallah. İnşallah. Sebep ne ola ki Pirdaş? Bilmeyiz Bayram Ağa. Bize de değen olmamıştır henüz. Geçmiş olsun Valide Sultan. Sağ olasın Mesut Efendi. Eksik olmayın. Ne demeye götürürler babamı Mesut Efendi? Bir sebep de demezler. Merak ve endişedesinizdir elbet. Ama sizler yormayasınız kendinizi. Bizler alakadar olup haber eylesek size. Ev kaçmaz ah Mesut Efendi. Hele bir Yunus Efendiler. Çıka kadının yanında. Hayırlı haberle inşallah. 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 Kadı Efendi. Bilirsiniz. Bey bizim dayımız olur aynı vakitte. Belli ki kol ağasının ölümüne pek üzülmüştür. Ama şeyhimize iftira atmak olmasa gerek kastı. Hele adalet kılı bir yara bakalım. Bire mi yara, kırka mı yara Kasım Efendi? Hiç nefesini harcama Kasım Efendi. Kadı Efendi'nin diyeceği adalet terazisi şahit ile, delil ile çalışır. Boş laf ile değil. Hata mı ederiz Yunus Efendi? Beraber öğrenmedik mi bunları Karatay'da? Yalan mı öğretti bize o ulu müderrisler? Öyledir elbet İlyas Efendi. Ama muktedirin arzusuna göre teraziyi eğip bükmeyi de mi öğrettiler? Kadı bozulmuş ifadesiyle bakışlarını kaçırdı bir an. Alınganlık dahi haksızlık edersin Yunus Efendi. Hem bir bey değil ki. Başka şikayetçiler de vardır. Yunus Kasım'a şöyle bir baktı. Kimmiş onlar? Bizden evvel bu makamda oturduğunu unutur musun Yunus Efendi? Tuta da davanın şahitleri kimdir? İfşa mı edelim dersin? Kadının huzurunda yan yana oturan Yunus'la Kasım sıkıntılı göz göze geldiler yine. Kafesli bir pencerenin ardından üstü başı perişan, tekinsiz bakışlı bir adamla yan yana oturan şeyh. 30'lu yaşlardaki adam şeyhe döndü. Senin suçun kabahatin ne ihtiyar? Saymakla bitmez kabahatimiz. Bura neden getirdiler? Hele onu deyiver. Nereye gelmişiz biz? Nerede olduğunu bilmez misin sen ihtiyar? Nereden gelir, nereye gideriz biliriz. Ama neredeyiz? İşte onu bilmeyiz. Hücrede bir adam daha var. Sen bilir misin? Bilirsen deyiver şu garibe hele. Bunamış ihtiyar. Tasalanma ihtiyar. Kadı bırakır seni, kurtulursun. Takılı mıyız ki bir yere kurtulalım? Sen neden buradasın? Hanı soydum. Değdi mi bari? Çıktı mı bir şeyler? Zabitlerle Kadı Efendi çıktı. Belli değil mi yolumuzun nereye vardı ihtiyar? Yol bitmez. Buradan da başkaca bir yere varır elbet. İhtiyar beğenmemiz bizden de fırtına çıktı ha. Senin vazifen çalmak, kadının vazifesi yakalamak. Bırakasın eğleşmeyi ihtiyar. Kim bilir kaç sene daha gün yüzü göremem ben. Tasalanma canım. Günde senin yüzünü göremez. Eğleş bakalım biz de ihtiyar. Sen sabah sıcak bazlamanın arasına mis gibi yağ sürüp ziyafet çekerken biz kör zindanlarda oluruz. Hele müsaade etti. Şeyhimizi görelim bari İlyas Efendi. Valide Sultan ile Kerimesi de pek isterler görmeyi. Mümkün mü ola? Buraya alsak şeyhimizi. Mümkün müdür Kasım Efendi? Vazifemiz kanunu tatbik etmek, yok saymak değil. Kasım başını önüne eğdi. Hücre. Şeyh mütebessim ifadesiyle yanındaki adamı süzüyor. Mesut Ağa, Kasım ve Yunus bir muhafız nezaretinde yarı aydınlık bir koridorda. Başka bir muhafızın açtığı ara kapıdan hücreye vardılar. Şeyhim. Şeyhim. Yanındaki adam parmaklıklı kapıya yönelen şeyhe şaşkın şaşkın bakıyor. Neye zahmet ettiniz pirim Mesut? Estağfurullah şeyhim. Adam da ayaklandı. Kuru bir iftiradır şeyhim. Belli ki Argun Bey'in oyunu. Ettiğimiz var ki bulduğumuz var Yunus'um. Bey dayım değil asıl korkutan şeyhim. Başkaları da var imiş. Sihir büyü iftirası eden. Belli ki yalancı şahit tutmuştur şeyhim. Tutan tutar. Allah'ın şahitliğini ortadan kaldıran da yalancı şahitlerin eline düşer elbet adalet. Mesut Ağa başıyla onayladı. Valide Sultan dahi kerimeniz endişelidirler. Var mıdır bir buyruğunuz şeyhim? Endişe etmeyeler. Kaderin dışında bir şey yok. Olan da öyle, ölen de öyle. Endişe korkunun alametidir. Yaradandan başkasından korkmak insanı korkak eder. Onun verdiği ömür kuldan korkarak sürülmez. Emanete hıyanet olur. İsmail'imle alakadardırlar. Bilirim ama gözlerini ayırmayalar. Üstünden, başından, yediğinden, içtiğinden. Tamamdır. Var mıdır başka bir arzunuz şeyhim? Bol selam edin ihvanımıza. Duacı olalar ihtiyara. Allah'a emanet olun şeyhim. Ellerini kalplerine koydular. Biz kavuştura inşallah. Kendiyle kavuştura inşallah. Adam şeyhin yanında durmuş ilgiyle izliyor. Dervişler hareketlendiler. Yunus'um. Döndü Yunus. Valide Sultan'dan bir arzumuz daha vardır. Kasım ile Mesut Ağa biraz ileride bekliyor. Candaroğlu konağı. Candaroğlu makamında. Odada el pençe divan duran Zahide, Aygül'ün getirdiği büyük meyve tabağını alıp Candaroğlu'nun önündeki siniye koydu. Ağır hareketlerle doğruldu ve ayaklı sininin diğer yanına çöktü. Candaroğlu düşünceli bakışlarını yere odaklamış, hafifçe kafa sallıyor. Zahide gümüş sürahiden su doldurup uzattı. Candaroğlu eliyle istemem işareti yaptı. Zahide tedirgin ifadesiyle doğrulup bir adım geriledi ve yere oturdu. Derin bir nefes aldı Candaroğlu. Keşke böyle olmasaydı beyim. Ne böyle olmayaydı hatun? Elbet nice davrandığınızı yargılamak değildir kastım. Ama keşke imkan olaydı da konuşarak anlaşaydınız Şeyh babamla. Söz aradan çıktı artık. Doğrusunu siz bilirsiniz elbet. Ama Şeyh babamı tanıyan bir kimse sanmam ki onun büyü yaptığına inana. Bir biz demeyiz hatun. Başkaca insanlar da vardır hakkında aynı şikayeti yapan. Belli ki bir tanıyanların haberi yoktur Şeyh Efendi'nin büyücülük ile uğraştığından. Zahide gergin ifadesiyle düşüncelere daldı. Mahkeme kapısına gelen bir kadın ile adam muhafızın açtığı kapıdan giriyor. Kadı ellerini arkada bağlamış halde pencere önünde duruyor. Destur Kadı Efendi. Buyur. Gelen askerler kapıdaki ile birlikte içeri girdi. Yunus efendiler gelmiştir. Buyursunlar hele. Buyurasınız. Yunus çarıklarını kapıda çıkarıp hırkasının önünü toparlayarak içeri girdi. Kasım da geriden geldi. Görüştünüz mü? Görmüşüz. Eksik olmayasın İlyas Efendi. Müsaade buyurur isen duruşmaya da girmek isteriz şeyhimizin yanında. Ne dersin Yunus? Bilmez misin? Mümkün müdür böyle bir şey? Ol sebep müsaade buyurur isen derim. Kadı efendiler müsaade verirler ise der kanunda. İyi ama bunun da gerek şartları yok mudur? Elimi tutmaz dizimi. Ne demeye refakat edersiniz? Şeyhimin gözleri fersiz demiştir artık. Akindi der. Eli kulağıdır gözü artık onun. Olur ha. İddia edenler ile bir mesele olur. Kadı durup şöyle bir düşündü. Sade biriniz girebilirsiniz. İkiniz birden mümkün değil. Yunus geride duran Kasım'a döndü. Ağaçlı yoldan dergah. Bacım Sultan sağ elinde bir ilaç şişesi, öbür eliyle annesinin elini ovuyor. Beni salmaz ki Yunus am dergahtan taşraya. Hele bir salsa. Haklamaz isem o Candaroğlu'nu. E madem büyü yapar Şeyh dedem, neden kurtulmaz zindandan büyüyle? Hep o Candaroğlu'nun işleri. Çocuk görür, bilmez, anlamaz sanırlar beni. İsmail ayakta, anne kız sedirde oturuyor. Nedir anam bu başımıza gelen? Gelen geçer. Geçer ama bağrını deler de geçer. Dolanıp duran İsmail kapıya yöneldi. Gelenler Zahide ile Aygül. Zahide dik dik bakan İsmail'e sinir olmuş gözlerini devirerek içeri girdi. Hoş gelmişsin kızım. Kucaklaştılar. Bey kocan zindana attırır da seninle teselli yemiyorlar. Zahide bozuldu. Yalan mı konuşurum ana? İftira mı atarım birileri gibi? Sen de er peşinde koşacağına, Şeyh babamın peşinde koşaydın da her şeyden vaktinde haberdar olaydık. Zindana attırdığımız adamın emine gelirsin de bir de üste mi çıkarsın? Bacım Sultan, ağzından çıkanı kulağın işitirim seni kızım. Misafire kem söz söylenmez diyeceğim. Zahide misafir değildir. Sen ne kadar bu evin halkıysan Zahide de o kadar. Sen ne kadar evladıysan babanın, Zahide de o kadar. O yüzden konuşmaz değil mi babam? Onca senedir. Zahide'nin gözleri doldu. İsmail ok olsun gibisinden hafifçe kafa salladı. Gece vakti uzaktan Nallıhan. Şeyh değilsin madem, ne demeye şeyhim deyip eline varırlar? Onlar da divane bunaktır bir sürü. Bizim şeyh olduğumuzu sanırlar. Biz de üzülmesinler diye sizin şeyhiniz değilim deyivermeyiz. Adam sesle kapıya döndü. Gene gelir senin mecnunlar. Hissettirmeyin, bozmayın vaziyeti. Üzülmesin garibanlar. Selamünaleyküm şeyhim. Ve aleykümselam. Hoş gelmişsiniz canlar. Hoş görmüşsünüz şeyhim. Aklımız hep sizdedir şeyhim. İyi. Nerede olduğunu bilirsin en azından. Biz ne aklımızın ne kendimizin nerede olduğunu biliriz. Duruşma yarınmış şeyhim. Haberimiz olur elbet. İstediğimizi yapıverdi mi hanım anangiller Yunus'un? Unutmuşum şeyhim. Yunus heybesinden bir bohça çıkardı. 3 kat sardı. Soğumasın diye. Ver bakalım. Heh. Şeyh bohçayı alıp pencerenin pervazında açmaya koyulurken adamlar merakla izliyorlar. Ha, yağ da sürdü mü ya? Bizim ak kızın yağından? Sürdü şeyhim. Ha. Şeyh memnun gülümseyerek beyaz bohçadaki bazlamayı alıp adamlara döndü. Al bakalım Durali Efendi. Erken karar kılma hemen öyle. Yağlı bazlamayı kimin yiyeceği, kimin yiyemeyeceği belli olmaz. Durali şeyhin eline tutuşturduğu bazlamaya bakıyordu. Başını kaldırıp ağlamakla gülümsedi. Gece vakti dergah. Yunus hücresinde. Üzerinde hırka, başında sarık, sıkıntılı ifadesiyle dolanıp duruyor. Destur var mıdır Pirdaş? Buyurasın Kasım Efendi. Kasım ağır ağır gelip karşısına dikildi. Kadı İlyas Efendi'nin duruşmaya ikimizin de girmesine müsaade buyurmamasından mütevellit gelmişiz Pirdaş. Müsaaden olur ise şeyhimize biz refakat etmek isteriz duruşmada. Tabii dergâhımızı temsil cihetinden de münasip olan bu olsa gerek. Yunus şöyle bir düşündü. Doğru düşünmüşsün Kasım Efendi. Bizim fikrimizce de doğru olan budur. Kasım başıyla onayladı. Gökyüzünde dolunay parlıyor. Hücrenin taş zemininde dizüstü oturmuş, başını ağır ağır sağa sola sallıyor. Durali tahta sedirde uyuyor. Yunus da hücresinde zikir yapıyor. Nezaret. Sırtını duvara yaslamış, oturur halde uyuyan Durali gözlerini açtı. Şaşkın şaşkın izlemeye koyuldu şeyhi. Yamaçtaki yoldan Nallıhan. Gece gündüze döndü. Dervişler mahkeme önünde toplanmış. Annesiyle yan yana duran Bacım Sultan'ın gözlerinden yaşlar süzülüyor. Yunus ve diğer dervişler gergin bir bekleyişte. Hanım ana ile Bacım Sultan'ın yanında kadınlar var. ahiler Mesut Ağa'nın iki yanında duruyorlar. Ali Taygu, Güngör ve Saruhan üzgün halde düşüncelere dalmış. Deyivermeyim dediydim ama ta en başında anlamış idim şeyh olduğunuzu. Al bir deli daha. Bu da taze katıldı deliler kervanına. Duruşma vaktidir şeyh efendi. Zabit kapıyı açtı. Allah vere de Kadı Efendi divane çıkmaya canlar. Durali de ayaklandı şeyh ile. İyi de neden zindandasın? Nedir sütün günahın deyivermedin şeyi? Saymakla bitmez dedik ha evlat. Haydi bakalım. İllenir elbet gün gelende yolumuz bir yerde. Allah'a emanet bakalım. Kadının gördüğü yalancı mahkeme. Asıl mahkemeye hazırlanmak gerek. Onun kadısı aldanmaz. Dahi aldatmaz. Durali elini öpecek oldu. Şeyh kendi öptü elini. Estağfurullah. Deliler deliyi bulmuş, elini öper. Aynısı sende de var. Tamamdır şeyh efendi. Biz noksan mı dedik evlat? Şeyh keyifle gülerek dönüp demir kapıdan çıktı. Şeyh efendi yalnızca ziyaretimize gelsin zindancı. Hanı soyan eşkıyalar böyle dediler de. Söyle Kadı Efendi'ye. Durali ağlamaklı ifadesiyle şeyhin ardından bakıyor. Şeyh iki yanında iki kolcuyla dışarı çıktı. Dervişler heyecanla o tarafa odaklandılar. Bacım Sultan atılacak gibi hareketlendi. Şeyhi bir geçitten mahkeme binasına doğru götürüyorlar. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Bu nasıl haber? Bu nasıl yapar? Şeyh barışmaları aldırmadan gülümsemeye devam ediyor. Dua okumak olmaz canlar. Ahiler başlarını eğdiler. Kendimizi sigaya çekmeyiz deyi çağırmıştır bizi Kadı Efendi. Hanım ana ve bacım Sultan ağlamaklı oldu. Şeyh asker ile birlikte yürümeye devam etti. Kasım da öne çıkıp peşlerine düştü. Bu Candaroğlu'nun yaptığı hayırlıdır. Şeyhi uzaklaştırdılar. Mesut Ağa Yunus'a yanaştı. Yunus Efendi, siz refakat etmek istemez misiniz Şeyh Efendimize? Kasım Efendi'nin etmesi münasiptir Mesut Efendi. Açılın bırak! Candaroğlu ardında adamlarıyla sokağın başında belirdi. Kolcular yolu açıyorlar. Halkın tepkisine şaşırmış bakışlarıyla ağır ağır gelip Yunus'un önünde durdu. Yapmayın ağalar. Yakışmaz bize. Allah'tan korkmaz mısın bre? Allah'tan korkmaz mısın Candaroğlu? Yunus da dik dik bakıyor Candaroğlu'na. Candaroğlu hareketlenerek ilerlemeye devam etti. Allah'tan korkma! hanımana şeytan görmüş gibi oldu. Yunus öfkeli kalabalığın arasında durmuş, Candaroğlu'nun ardından bakıyor. Yunus'un düşünceli yüzünde dondu resim. 39. bölüm sonu. Bu dizinin betimlemesi Tektaş Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Sesli betimleme metin yazarı Reyhan Üzülmez, seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak, alt yazı Gülay Yılmaz, işaret dili Müjde Kolçak, son kontroller Zerrin Yılmaz, Dolunay Ünal, Hasan Dikyuva, teknik yapım Murat Özçelik, Ayşegül Uçar, yönetmen Emre Konuk, yapımcı Mehmet Bozda, danışmanlar yardımcı doçent doktor Mustafa Tatçı, yardımcı doçent doktor Hilmi Arıç, prodüksiyon amiri Bülent Tetik, reji koordinasyonu Bircan Biricik, kamera ekibi Roland. Tektarfilm.com.tr, facebook.com/Yunus Emre dizisi, twitter.com/Yunus Emre dizisi, instagram.com/Yunus Emre dizisi. Bu dizi TRT1 tarafından Tektaş Film'e yaptırılmıştır. 2016. Film makarası şeklinin içinde T harfinin altında Tektaş Film yazılı logo.